أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين وجماعة الحاضرين والسامعين والمشاهدين. Değerli kardeşlerim, muhterem Müslümanlar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti, Efendimizin ahlakıyla ahlaklanan bir ümmettir. Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanan bir ümmettir. Onun için ölçü Kur'an ve sünnettir. Kur'an ve sünneti yaşayanlardır. Başka hiçbir ölçü onlar için bağlayıcı değil. Nitekim onlar dışında kalan bütün ölçüler ümmeti darmadağın etti, perişan etti, zelül etti ve bugün hasiret dünya vel ahire durumuna düşecek şekilde hem dünyası husran hem ahireti husran bir şekilde bir yaşam içindedir. İzzet ancak İslam'ladır. İslam'ın dışında hiçbir ekol, hiçbir düşünce, hiçbir fikir bu ümmetin izzeti olamaz ve izzetli kılamaz. Onun için bizim için tek çare İslam, İslam ve İslam'dır. İslam'ın ahlakıyla, İslam'ın adabıyla, İslam'ın terbiyesiyle ve İslam'ın hukukuyla ancak bizler bağlandığımız zaman izzeti, şerefi ve hasaten çok zaruri ihtiyacımız olan huzuru evimizde, sokağımızda ve aynı zamanda idaremizde görebiliriz. İşte huzuru sağlayan İslam'ın değer esaslarından biri olan haya, edep bugün ümmetin aradığı bir cevher haline geldi. Evimizde haya arıyoruz, sokağımızda haya arıyoruz, idaremizde haya arıyoruz. Ve nitekim bugün ümmetin içine girmiş olduğu bu girdap, hayasızlık girdabı maalesef söylemek zorundayız. Söylemeyerek, çekinerek, söyletmeyerek bakıyoruz ki gittikçe bataklığa daha çok gidiyoruz, daha çok kaybediyoruz. Bir bakıyoruz ki evimizde haya kalmamış, sokağımızda haya kalmamış ve idaremizde haya kalmamış. Hayasız bir toplumun yaşayacağı bir fikri ve bir düşüncesi İslam bazında olamaz. Onun için ayet-i kerimede hayadan bahsederken Hazreti Musa aleyhisselamla Yuhşa aleyhisselamın, bir diğer rivayette Yuhşa aleyhisselamın kardeşi, bir diğer rivayette Yuhşa aleyhisselam veyahut da kardeşi değil, Racul-u Salih diye Kur'an'da geçen salih adam vakasıdır. Musa aleyhisselamın kendi kavminden, kavminin zulmünden kaçması sonrası gelmiş olduğu Medyen mıntıkasına, bölgesine, orada bakar ki bir suyun başında herkes rahatlıkla suyunu alır, çeker gider, hayvanlarını sular, koyunlarını sular, develerini sular ama köşede kalan iki kız, onlar orada edep dairesinde, haya dairesinde bekleyip dururlar. Bunu gören Musa aleyhisselam onların hem kadın olarak zayıf olmaları ve hem de aynı zamanda edep ve terbiye sahibi olmaları dikkat çekiyor ve onlara yardım etmek istiyor. Onlar derler ki babamız ihtiyar, sanma ki erkeklerimiz evde kaldı da biz geldik. Hayır, bakınız buradaki dikkat çekici olsun. Sanma ki erkeklerimiz
evde kaldı, ayak uzattı, keyiflerine bakıyor da biz kadınları sokağa saldı, suya saldı, caddeye saldı. Babamız ihtiyar, gelemedi. Gelemeyince bizler gelmek ve işlerimizi tutmak zorunda kaldık. Ve burada Musa aleyhisselam onlara der ki, tamam ben size yardım edeyim ve yardım eder. Daha önceleri Yuşa aleyhisselamın kızları çok geç vakitte evlerine dönerken, o gün çok erken bir vakitte eve dönerler. Dikkat çekici olunca babaları sorar. Zaten babaları da peygamber, ona malum, biliyor. Sorar, ey kızlarım, ne oldu da bugün biraz daha erken geldiniz? Dediler ki, orada bir adam vardı. Ta uzaklardan geldiği belliydi, bu bölgenin insanı değildi. Bizlere geldi, yardım etmek istedi. Biz de yardımını kabullendik. Ve o bize yardımcı olunca daha kolay bir şekilde, daha rahat bir şekilde bizler de hayvanlarımızı suladık, ihtiyaç duyduğumuz suyu da aldık, geldik. Yuşa aleyhisselam burada kızlarından birisini gönderir. Musa aleyhisselama burada bu söylediğim ayettir. Şimdi ayetin sonucunu okuyacağım, hedefini okuyacağım. Bunlar hikaye değil, Suretul Kasas'ta, Kur'an'da Kasas suresi var. Bazıları diyorlar hikaye anlatma. Olur mu? Kur'an'da Kasas suresi var. Gerçek hayat türleri anlatılır. Nasihatler anlatılır. Ders alınan ibretli kıssalar anlatılır. Aksi halde hayattan kısastan hayat, hayattan kısas meydana getirmezsen ders almazsın. Ve onun için bizler ibretli dersler bunlar. Ve kızlarından birisini gönderir. Kur'an deyimiyle şimdi oraya geliyoruz. قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى فَجَاءَتْهُ اِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اِسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ اِنَّ اَب۪ي يَدْعُوكَ لِيَجْز۪يكَ اَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا. Kasas suresinden ne mükemmel. فَجَاءَتْهُ Musa aleyhisselama geldi. اِحْدَاهُمَا o kızlardan birisi. Temşi ala istihyain, bir edep dairesinde yürüyor. Müfessirler burada edebi iki şeye bağlıyorlar. Bir yürüme şekline bağlıyorlar. Temşi ala istihyain, bir de ala istihyain kalet. İki şekilde. Bir de edeple konuştu. Bir edeple geldi. Bakınız, bugün kaybettiğimize bakınız. Kaybettiğimize bakınız. Bir edeple gelme, bir de edeple konuşma. Kur'an'da bu belagi tasvir bir hayat felsefesidir. Bir edep felsefesidir. Maalesef bugün bunu kaybetmişiz. Evet, ayet-i kerimede fecaethu ihdahuma temşi ala istihyain, ona o kızlardan biri geldi ve edep dairesinde yürüyerek geldi, adımlayarak geldi. Yani nazar ber kadem, önüne bakarak geldi. İkide bir arkasına, önüne, sağına, soluna bakarak veyahut da efendim hareket ederek gelmedi. Böyle bir toplum içerisinde duyarsız bir şekilde gelmedi. Bir hedefi verdi. O hedef dairesinde hedefine ulaşmak için neyle geldi? İstihya. Haya sahibi olarak geldi. Ala istihyain qalet. Hem istihya ile geldi. Bunu ikinci şeye getiriyoruz. Ala istihya'in kâlet. Ve başını önüne eğdi. Ve Musa aleyhisselama dedi ki, inne ebi yed'uke. Benim babam sizleri çağırıyor. Li yedzike. Ki sizi mükafatlandırsın. Sizin yaptığınızın karşılığı. Ecre ma sakayte. Bize bu sulamada, bu su işinde yardımcı olduğundan dolayı, lena ma sakayte lena. Bize bu yardımcı olduğundan dolayı, size yardımcı olmandan dolayı size bir karşılık verecek, bir mükafat verecek. Gel dedi. Ve Musa aleyhisselam gitti. Kızcağız öne geçmesi gerekirken Musa aleyhisselam ona der ki, arkaya geç. Şimdi evi bilen kız arkaya geçerse sürekli konuşması gerekiyor. Sürekli konuşması gerekiyor.
Bunu yapamayacak, onunla muhavereye, onunla serbest konuşmaya bu haya sahibi, bu haya timsali kız yapamayacak, ona öğretiyor. Sağa döneceğim zaman taşı sağa at, sola döneceğim zaman taşı sola at. Arkadan. Değerli kardeşlerim, şu anda bu anlattığım tasviri günün akıl insanları var ya, modern insanları, bu ilkel bir hayat. Bu ilkel hayat imandır, vahiydir, Kur'an'dır. Edebi öğretiyor. Sen tanımadığın, bilmediğin bir kızı yanına veyahut da önüne alarak efendim rahatça onunla muamele edemezsin. Onu öğretiyor. Ve kızcağız arkadan taşları atarak nitekim kapıya kadar gelir. Kapıda sağ tarafa sırtını kapıya dönerek Musa aleyhisselam bekler. Sırtını kapıya dönerek. İçeriden kimin nasıl çıkacağı belli değil. Kapı birden açılırsa içeride gözleri kime ilişeceği belli değil. Bundan kaçınmak için ne yapar Musa aleyhisselam? Kapının önünde sırtını kapıya dönerek kıza yol verir. Kız eve girer ve babasına der ki o adam geldi. Buna bedel olarak tabii ki bunun haya sahibi, edep sahibi kızı anlatır. Baba, bu var ya, beni öyle yanına alarak, önüne alarak geçirmedi. Beni önüne koymadı. Bana dedi ki sen arkada dur, taşları ata ata bana yön göster. Sağdan soldan. Ve Musa aleyhisselam Şuayb aleyhisselamın çok dikkatini çeker. O raculus salih beklemiş olduğu Mısır'daki o mazlumu artık sahip çıkmak, onun elini tutmak zamanı gelmişti. Edebin getirdiği, hayalın getirdiği nokta içeri alıyor. Ve ona teklif eder. İki kızımdan birisini sana nikahlamak isterim. Değerli kardeşlerim, burada konumuz şu. Haya ve edep. Haya ve edep. İslam haya ve edeptir. Burada aldığımız ders nedir? Bir genç ve bir erkek, bir genç erkek ve bir genç kız. İkisinin arasındaki muamele. Bize öğretmiş olduğu dersler. Ama bugün bunu biz kaybetmişiz. Haya ortadan kalkmış. Bakınız Resulullah Aleyhissalatu Vesselam hayayı dinle nasıl bütünleştiriyor? İslam diniyle. İnne li kulli dinin huluk. Hulukul İslam el hayâ'u. Muhakkak ki her dinin bir ahlakı vardır. İslam dinine kadar gelmiş bütün dinlerin bir ahlakı var diyor Resulullah Aleyhissalatu Vesselam. İslam dininin ahlakı hayadır. Edeptir. Terbiyedir. Teskiyedir. Yani İslam dininin mayası hayadır. Maya bozuldu mu? Din de bozulur mu? Bozulur. Onun için men la haya lehu la dine lehu, Resulullah Aleyhissalatu Vesselam buyurur. Hayası olmayanın dini de yoktur. Çünkü pervasızdır dinine karşı. Dininin emirlerine karşı. Rabbine karşı pervasızdır. Peygamberine karşı pervasızdır. Anne babasına karşı pervasızdır. Komşusuna karşı pervasızdır. Sokaktakine karşı pervasızdır. Hayatı diğer varlıklardan farksızdır. Nitekim bugün iki cins arasındaki, erkek ve kızlar arasındaki haya duygusu tamamen kalkmıştır. Haya duygusu tamamen kalkmıştır. Ve bu duygu eve aksetmiştir. Babamıza karşı haya, annemize karşı haya, sokakta yapacaklarımızdan dolayı bize bakışların nasıl olacağından haya. Bunu konuştuğumuz zaman aman ha! Değerli kardeşlerim, bir insanın en öncü
hakkı, en yüksek hakkı ahlaklı olmasıdır. Cinsiyet sahibi olması değildir. Erkek veya da kadın olması değildir. En önce hakkı ahlaklı olmalıdır. Ahlak temel bir prensip olarak onun yaşamına düzen veren, huzur veren ve geleceğini aydınlatan ve aynı zamanda Allah'ın rızasına kavuşturan bir esastır. Sen bu esası dışarıda bırakacaksın ve ondan sonra diyeceksin ki bırak, bu benim hakkımdır. Bir kardeşim anlatırdı. Hocam, şu anki çocuklarımıza eğitsel alanda, televizyonlarda, sanal alemlerde fazla çekingen olmayın. Serbest olun. Bir erkek çekingen olmamalıdır. Bir kız çekingen olmamalıdır. Rahat hareket etmelidir. Bakınız, kavramları değiştirerek hayayı ortadan kaldırıyorlar. Çekingenlik bir ruh yapısıdır. Bir tedbirin ve bir korunmanın aletidir. Eğer çekinmesen korunamazsın. Çekinmesen tedbirini alamazsın. Korunmayan ve tedbirini almayan yemdir, yem. Başkasının yemi olur. Onun için hayat çekingenlik, öyle denilir. Zafer korkuda saklıdır. Zafer korkuda saklıdır. Korkmayan zaferi elde edemez. Korkacak ki tedbirini alsın, kendisini korusun, ona göre teçhizatını hazırlasın ve düşmanının üstesinden gelsin. Onun için hayat felsefesinde de haya, edep, çekingenlik birer meziyet ve birer üstünlük değeridir. Efendimiz aleyhissalatu vesselam, el haya'u minel iman, haya imandandır. Bakınız, İbn-i Mes'ud radıyallahu anh Efendimiz aleyhissalatu vesselam'dan ne mükemmel bir haya bazında bir hadis rivayet ediyor. Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, istahyu minallah hakkal haya, Allah'tan hakkıyla utanın. Allah'tan hakkıyla utanın. Kulna ya Resulallah inna nestahi. Dedik ki ya Resulallah, biz Allah'tan hakkıyla utanıyoruz. Ve Efendimiz aleyhissalatu vesselama nestahi velhamdülillah diyen sahabelere, utanıyoruz ve Allah'a hamdolsun diyen sahabelere kâle leyse zâk. Hayır, sizin o düşündüğünüz gibi değil, o bildiğiniz gibi değil, o şekilde bir haya değil. Bakınız, şimdi sıra bize geldi. Biliyorsunuz ki Efendimiz aleyhissalatu vesselam sahabelerin şahsında bizlere edep öğretmiştir, terbiye öğretmiştir, ahlak öğretmiştir, dinimizi öğretmiştir, dünyamızı öğretmiştir. Kur'an'daki Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar sırrını öğretmiştir. Ya Rab, bize dünyada iyilikleri ver, ahirette de iyilikleri ver, güzellikleri ver ve bizi o yakıcı azabından muhafaza et. Onun için hayayı Resulullah aleyhissalatu vesselam bize öğretiyor ki dünyamız da hasene olsun, ahiretimiz de hasene olsun ve o şiddetli azaptan da korunalım. Eğer bu haya sahibi olmazsak ne dünyamız hasene olur, güzel olur, ne ahiretimiz hasene olur, güzel olur ve ne de kıyamet gününde onun hesabından ve çetin azabından korunabiliriz. Onun için Efendimiz aleyhissalatu vesselam bakınız ne diyor: leyse zak velakin el istihya'u minallah hakkal haya. Muhakkak ki hakkıyla Allah'tan utanma şöyledir. Bir, en tehfezel ra'se ve ma va'a. Sen başını ve başındaki o organlarını haramlardan koruyacaksın. Başını ve başındaki organlarını. Kulağını gıybetten koruyacaksın. Yalandan koruyacaksın. Boş ve lehim işlerden koruyacaksın. Gözlerini haramdan koruyacaksın. Harama bakmayacaksın. Leftetün nazar yapmayacaksın. Şöyle bir bakayım demeyeceksin. Nazar çok tehlikelidir. Efendimiz aleyhissalatu vesselam ateşten ok diyor.
o gözleri ne yapacak? Yarıp delip geçecek. Ateşten oklar, harama bakan gözler. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam قَالَ لَيْسَ ذَاكَ öyle hakkıyla Allah'tan korkma öyle değildir, şöyledir. Nedir? وَلَاكِنَّ الْاِسْتِحْيَا مِنَ اللّٰهِ حَقَّ الْحَيَاءِ اَنْ تَحْفَذَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى sen başını ve başındaki organları hepsini haramlardan koruyacaksın. Gözünü korunur mu? Kulağını korunur mu? Hele bir dil var ki o var ya, o var ya her yere götürüyor. Her harama götürüyor. Onu korudun mu? Yalandan korudun mu? Gıybetten korudun mu? Başkasının hakkına geçmekten korudun mu? Hele bir ağız var ki midenin yoludur. Onu haramlardan, haram lokmalardan korudun mu? Nereden Allah'tan utanma? Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İbn-i Mes'ud'a diyor ki hani istahiyo minallah hakkal haya kâle kulna ya Resulallah inna nestahiyo velhamdülillah. Sahabeler dedi ki Allah'tan hakkıyla utanın. Sahabeler dedi ki nestahiyo velhamdülillah, hamdolsun biz Allah'tan utanıyoruz. Allah'tan utanma sadece namaz kılma değildir, oruç tutma değildir, zekat verme değildir, hacca gitme değildir, ibadeti hasa değildir, özel ibadetler değildir. Allah'tan korkanmayı Allah Resulü bize öğretiyor. Nedir? Nedir? وَلَكِنَّ الْاِسْتِحْيَاءَ مِنَ اللّٰهَ حَقَّ حَيَاءَ اَنْ تَحْفَذَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى başını ve başındaki bütün organları haramlardan koruyacaksın. İki, وَالْبَطْنَ وَمَا حَوَى karnını, baş aşağısı olan bütün vücudunu ve onu kapladığı bütün organları haramlardan koruyacaksın. Kollarını koruyacaksın, ellerini koruyacaksın, bacak arasını koruyacaksın, ayaklarını koruyacaksın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mükemmel bir tasvir yapıyor. Bir insanı iki tarafıyla ikiye bölerek anlatıyor. Bir başımızdan anlatıyor, bir de başımızdan aşağı olan karnımızdan anlatıyor. Hakkıyla Allah'tan utanmanın bu ikisine sahip çıkması gerektiğine işaret ediyor. Başına sahip çık. Beynini boş şeylerle meşgul etme. Boş fikirlerle meşgul etme. Kur'an ve İslam'ın dışına çıkarma. Sünnet-i Seniyye'nin dışına çıkarma. Zamanını boşa harcama. İnsanların zararına zamanını kullanma. Gözünle harama bakma. Baktığına annen olarak bak. Kız kardeşi olarak bak. Halan teyzen olarak bak. Nitekim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bir genç gelir. Ya Resulallah beni sakinleştir, ben zina etmek istiyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o serbest konuşan sahabe, sahabeler bizlere örnektir. Bütün hayatı bize sergilemişler hayatlarında. Net konuşmuşlar, gizli saklı bırakmamışlar. Kadınıyla erkeğiyle Resulullah'a gelmiş, bizlere saklı kalmaması için, örtülü kalmaması için bütün meseleleri peygamberle görüşmüşler. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bakmış, şehvet onun tamamen kapsamış. Ve sahabeler ona ters bakarken karışmayın, gelsin yanıma. Ve sorar ona, birilerinin annene, birilerinin kızına, birilerinin bacına, birilerinin halasına, halana, birilerinin teyzene kötü bakmasına nasıl bakarsın? Olmaz efendim ya Resulallah. Senin o arzu ettiğin birilerinin annesidir. Birilerinin kız kardeşidir. Birilerinin bacısıdır. Birilerinin halasıdır. Birilerinin teyzesidir. Sen de yapamazsın. Sen de yapamazsın. Ve elini koyuyor sırtına. Ya Rab bunu sakinleştir ve sakinleşiyor. Ya Rab bugün gençlerimizi de sakinleştir. Resulullah'ın eli hürmetine bütün gençlerimizi sakinleştir. Onun için başın ve içindeki bütün organları haramdan koruyacağız. Dilimizi koruyacağız, kulağımızı koruyacağız. Bunları korumasına Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam وَالْبَطْنَ وَمَا حَوَى karnını ve kapsamış olduğu bütün organları haramlardan koru. İşte o zaman hakkıyla Allah'tan korkmuş olursun. Hakkıyla Allah'tan korkmuş olursun. Kollarını koru, göğsünü koru, mideni koru,
şehvetini koru, ayaklarını koru. Bütün azanı İslam'a teslim et. Kur'an'a teslim et. Peygamber'e teslim et. O azan nurlanır, nurlanır. İbadetten zevk alır. Namazdan zevk alır. Kardeşlikten zevk alır. Baba demekten zevk alır. Anne demekten zevk alır. Kardeş demekten zevk alır. Olmadı mı? İşte bak bakayım. Huzursuzluk, dengesizlik, zorluk, sıkıntı, tedbirsizlik, kanaatsizlik tamamen sarıp gidiyor. Evet. وَتَذْكُرُ الْمَوْتَ وَالْبِلَاهِ. Bir de hatırla, hatırla. Neyi hatırla? Hakkıyla Allah'tan korkuyorsan ölümü hatırla. Onun huzuruna çıkacağını hatırla. وَالْبِلَاهِ. Şu taşımış olduğun bedenin kalmayacağına, çürüyeceğine muhakkak bunu hatırla. Bunu bil. Bu beden var ya, toprağa koyacaklar ve o toprakta çürüyüp patlayacak. Çürüyüp patlayacak. Hatta öyle ki meşhurdur. Kabrin sesi duyursa bir bombadan daha çok ses çıkaran bir vücut darmadağın oluyor. Akrepler hayvanlar sarıyor. Ve kabir yan. El kabru ravdatun min riyadil cenne ev hufratun min hufarın niran. Yan cennet bahçelerinden bir bahçe veyahut da cehennem çukurlarından bir çukur olur. Bunu hatırlayacak. Bunu hatırlarsa haya sahibi olur. Değerli kardeşlerim, وَمَنْ اَرَادَ الْآخِرَةِ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا. Kim ahireti talep eder, Allah'ın rızasını arzularsa, zineti, dünyanın kendisini kandırmış olduğu süsünü terk eder. Bakınız, dünyadan kendi kısmetini terk etmez. İhtiyacını terk etmez. Helal dairedeki onun ihtiyaç duyduğunu terk etmez. O onun hakkıdır. Ziynetini, yani hayatında kendisi için süs bildiği, lüks bildiği, nefsini doyurduğu, şehvetini doyurduğu, aklını doyurduğu şeyleri terk eder. Bunlar beni perişan eder. Evet, فَمَنْ فَعَلَ ذَٰلَكَ. Kim bunu yaparsa, اِسْتِحْيَاءً مِنَ اللّٰهِ حَقَّ الْحَيَاءِ. İşte hakkıyla Allah'tan utanmış olur. Hakkıyla Allah'ın kulu olmuş olur. Hakkıyla onu kazanmış olur ki Allah'ı kazanan bütün dünya onun kölesi olur. Bütün dünya onun emrine girer. Evet. Değerli kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ı anlatıyor bize, Allah'ı. قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ حَيِّيٌ وَسِتِّيٌ. Allah Teala hayyiyun, haya sahibidir. Haya sahibidir. Ve sittirun, ayıpları örtendir. Ayıpları örtendir. Settar, Allah'ın isimlerinden birisi. Hem haya sahibidir. Hani bekleyin diyor ya meleklere, yazmayın, belki uyanır da namazını kılar, yatsı namazını. Yazmayın, uyumuş adam. Yat, yatması kalkmama üzeredir. Ama bir melek diğerine belki kalkar. Belki günahından tövbe eder. Ayıbını şimdi hemen asil bir deftere yazmayalım. Silinecek bir deftere yazarım. İnnehu tevvab. O tövbeleri kabul edendir. Günah işledi. Ama kalıcı yapmayalım bunu. Silici yapalım. Sittirun. Settar sıfatıyla kullarını ne kadar seviyor. Afu, affetmeyle kullarını ne kadar seviyor. Gaffar, üstünü örtmeyle ne kadar seviyor. Ama kul Allah'ı sevmiyor. Hakka istihya, onu sürekli üzerinde gözetlediğini düşünmüyor. Beşerden birisi yoksa her şeyi yapabilme, her hatayı yapabilme imkanını kendinde saklıyor. Etrafına bakar. Kimse yok mu? Zinayı. Kimse yok mu? Hırsızlığı. Kimse yok mu? Adam öldürmeyi. Kimse yok mu? Hakka geçmeyi. Kendisi burada yoksa hakkında konuşmayı. Rahatlıkla yapabilen bir zayıf insan. Allah yok mu? Allah. Seni gözetleyen. Onun için değerli kardeşlerim,
فَإِذَا أَرَضَ أَحَدُكُمْ اَنْ يَغْسِلَ فَلْيُوَارِي بِشَيْءٍ Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, sizlerden biriniz bir duşa girer, bir banyoya girer, ortamda herhangi bir yere girerse orada muhakkak kendisini örtecek bir giysisi olsun. Çırılçıplak, edep dışı, haya dışı olmasın. Olmasın. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu dört ayaklı bir hayvana benzetir ki o da açık ve çıplak değildir. Allah onu onun fıtratına göre yaratmış. Sen edep edeceksin, haya edeceksin. Toplum içerisinde nasıl olman gerektiğini düşüneceksin. Erkeksen erkek, kadınsan kadın. İslam seni bağlıyor. İslam seni bağlıyor. Değerli kardeşlerim, bakınız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde bir savaşta bir sahabiye kadının çocuğu şehit düşer. Ve o kadın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelir. En Sabit bin Kays bin Şemmas radıyallahu anh قال جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم. Bir kadın Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a geldi. Bu hadisi günümüze kıyaslayalım. Ne kadar uzağız? Ne kadar uzağız? قال جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم. Bir kadın Hazreti Muhammed Mustafa'ya geldi. يقال لها ام خلات. Ona ام خلات denilirdi. Kendi çevresinde ona Ummu Hallat derlerdi. Ve hiye muntakibetun, yüzü peçeliydi. Tes'elu an ibniha, kendi oğlunu soruyordu. Savaştan dönen sahabeler arasında kendi oğlunu soruyordu. Ve huve maktul, ve o da öldürülmüştü, şehit düşmüştü. Bir anne Resulullah'a geliyor Aleyhissalatu Vesselam. Ummu Hallat radiyallahu anha. Ve yüzü kapalı. فَقَالَ لَهَا بَعْضُ أَسْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ سَلَّمْ Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı sahabeleri ona dediler ki جِئْتَ تَسْأَلِينَ عَنْ اِبْنِكِ وَاَنْتِ مُنْتَقِبَةِ Sen gelip oğlunu soruyorsun. Şehit düşmüş oğlunu soruyorsun. Halen yüzün de peçelidir. Yüzün kapalı. Yani sende bir telaş olması gerekirdi. Savaştan dönen ve o savaşta çocuğun şehit düşmüş. Sen buna rağmen halen yüzünün telaşındasın. Yüzünü kapatmışsın, öyle gelmişsin. İn erza ibni felen erza el hayâ'e. Doğrudur. Ben oğlumu kaybettim. Ama hayamı kaybetmedim. Hayasını çocuğunun şehit düşmesine, ölümüne tercih eden anneler, edebini oğlunun şehit olmasına tercih eden anneler, medeniyetler kurdular, tarihler yazdılar, ne devler doğurdular, ne sultanlar doğurdular, ne alimler doğurdular, ne padişahlar doğurdular, ne Allah dostları doğurdular, sayısız. Ne zaman ki hayatını peşmurda etmiş, İslam'ın değerlerinden soyutlamış, Kur'an'ın emirlerinden soyutlamış, Allah Resulü'nün emirlerinden soyutlamış, Ummu Halad'ın değerlerini kaybetmiş bir haline geldik, bizler de darmadağın olduk. Ve şehitler de sayısızca oldu. Sayısızca şu anda kan akıyor. Kan ravan içerisinde bir ümmet, darmadağın bir ümmet. Değerli kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam El hayâ'u kulluhu hayrun. Edep tamamıyla faydadır. Nerede babasının önünde ayağa kalkan çocuk? Nerede annesine cevap vermeyen kız?
Nerede baba anne telaşıyla olan evlat? Nerede? Evlatlar, babalar sofraya oturmadan oturmazlardı. Evlatlar, babalarından su istemezlerdi. Baba bana bir su getir. Babalar onlardan su istediğinde baba sen kalk git suyunu getir demezlerdi. Suyu getirir, bardağı sağ elinde tutardı, sol elini göğsüne koyardı, babasına annesine suyu öyle takdim ederdi. Büyüğüne öyle takdim ederdi. Vurduğunda bir büyük ayağa kalkardı. Sesini yükseltmezdi. Kadınıyla erkeğiyle birbirlerine karşı saygınlık vardı, edep vardı, haya vardı, terbiye vardı. Şimdi hayasızlık modern ve model. Allah Teala bu hastalıktan bizi kurtarsın. Değerli kardeşlerim, hiçbirimiz bu eksiklikten hali değiliz. Hiçbirimiz bu ayıptan hali değiliz. Onun için birileri kırmak, incitmek adına değil. Ümmetin sancısı bu, derdi bu, hastalığı bu, hepimizin evinde olan bir eksiklik bu. Onun için kendimize gelelim. Hayayı evimize taşıyalım. Kızlarımıza öğretelim, çocuklarımıza öğretelim. Edep öğretelim. Nasıl konuşacaklarını, nasıl yaşayacaklarını, nasıl yemek yiyeceklerini, nasıl sosyal hayatta efendim yaşayacaklarını öğretelim. Şefkatle, merhametle öğretelim. Kırarak, inciterek değil, döverek değil, dışlayarak değil, başkasını onun başına kakarak değil, komşunun oğlu, amcanın oğlu diyerek değil, kucaklayarak. Onun için okullarımızda da bir sezon bitti. Çocuklarımız evimize geliyor. Çocuklarımızı sevelim. Bağrımıza basalım. Getirmiş oldukları puan onlar için ölçü, onlar için değer olmasın. Onlar bizim yavrularımız, geleceğimizin sahibi. Bayrağımızın sahibi, vatanımızın sahibi, dinimizin müdamisi. Onları bu duyarlılıkla, bu ruhla yetiştireceğiz. El atacağız. Daha iyi olmaları için eksiğimiz neyse onu tespit edeceğiz. Anne baba olarak. Önce kendimizi, o eksiği giderecek, onların eksiksiz olabilmesi için zemin hazırlayacağız. Örnek olacağız. Allah-u Teala bütün yavrularımızı salihlerden eylesin. Sıkıntılardan muhafaza etsin. Zorluklardan muhafaza etsin. Efendimizin ruhuyla onları yoğursun. Onları evlerimizde, sokaklarımızda huzur insanı etsin. Ahlak insanı etsin. Takvayla bir hayat versin. Allah-u Teala birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim ve kaim etsin. Her kimin hastası varsa Rabbim şifa versin. Her kimin zorluğu varsa Rabbim gidersin. Her kimin sıkıntısı varsa Rabbim gidersin. Her kimin borcu varsa Rabbim eda ettirsin. Olduğu darlıktan çıkarsın ferahlığa. Ve Allah hepinizden razı olsun. Cumanız mübarek olsun. Aqulu qawli hada ve astaghfirullah li ve lekum ve ufawwidu emri ila Allah. İnna Allaha basirun bil ibad. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين لروضة النبي صلى الله عليه وسلم وضوح ساداتنا الكرام الفاتحة